Herkese merhaba. İrritable bağırsak sendromu nedir? İrritable bağırsak sendromu toplumumuzda ve tüm dünyadaki kişilerde, toplumlarda sık gözüken bir sinir sistemi rahatsızlığıdır. Çoğunlukla belli bir bölgeye spesifik olmayan, çoğunlukla karın bölgesinde yaygın bir şekilde oluşan kramp tarzı ağrı şikayetiyle bize başvururlar. Bir diğeri de mix olan, zaman zaman kabızlık, zaman zaman da ishal atakların olmuş olduğu irritable bağırsak sendromu hastaları oluşturuyor. Aslında irritable bağırsak sendromu tek bir isim altında alt kısımlarına baktığımız zaman birbirinden farklı ama birbirine benzeyen birkaç tane hastalığı içerisinde barındırıyor. İrritable bağırsak sendromu her yaş grubunda gözükebilir. Kadın ve erkek cinsiyette her ikisinde de gözükebilir. İrritable bağırsak sendromu olan kişilerde çoğunlukla beraber yanında eşlik eden başka şikayetler de oluşur. Bunlar dediğim gibi bağırsak alışkanlıkta değişiklikler, zaman zaman insan, zaman zaman kabızlık şikayetleri, karında şişlik, karında rahatsızlık hissi oluşması, gaz şikayetlerinin oluşmasıyla kendini belirler. İrritable bağırsak sendromu tanısını koyabilmemiz için belli başlı kriterleri arıyoruz. İşin aslı bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, karında şişlik, karın ağrısı gibi şikayetler bazen bize sinir sistemi kanserleri konusunda uyarıcı bilgiler verebiliyor. O yüzden alarm semptomu dediğimiz, alarm bulguları dediğimiz bulgulara bakıyoruz. Yani son 6 ay içerisinde başlayan bağırsak alışkanlıklarına değişiklik var ise, dışkıdan kan gelme şikayeti var ise, beklemediğimiz tarzda bir kilo kaybı var ise, sebebini açıklayamadığımız karın ağrısı şikayetleri var ise, yine sebebini tam olarak bulamadığımız bulantı kusma şikayetleriyle kişiler bize başvuruyorlarsa, yapılan bazı laboratuvar testlerinde kansızlık var ise ya da ailede birinci derece yakınlarında bir kalın bağırsak kanser hikayesi var ise, öncelikli olarak irritable bağırsak sendromu tanısını koymadan önce bu kalın bağırsak kanseriyle özdeşleşebilecek olan diğer hastalıkları dışlamamız gerekiyor. Yine irritable bağırsak sendromudaki şikayetler diğer hastalıklarla da karışabiliyor. İnflamatör bağırsak hastalıkları dediğimiz bir grup var. Bu grupta ülseratif kolit, kron hastalığı ve birkaç tane daha alt grubu vardır. Bu grup rahatsızlıklar da bazen çoğunlukla ishal şikayetiyle karşımıza gelmektedir ve irritable bağırsak sendromu ile karışabilir. Yine az sıklıkla görmüş olduğumuz eozinofilik gastroenterit denen başka bir rahatsızlık da vardır. Eozinofilik gastroenterit sinir sisteminde eozinofillerin birikmesiyle oluşan karın ağrısı, ishal şikayetleriyle karşımıza gelebilen bir rahatsızlıktır. Karın ağrısı, ishal, kabızlık gibi şikayetlerde bizim diğer sebepleri dışladıktan sonra bir şey bulamadıysak, evet biz bu hastalara o zaman irritable bağırsak sendromu diyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim, genç bir hasta herhangi bir sekonder bir hastalık bulgusu düşündürmeyen şikayetleri var. Hastamızın muayenesini yaptığımız zaman bize ekstra bulgu vermeyen, başka bir sistemik hastalığı düşündürmeyen bulguları var ise bu tarz rahatsızlıklarda en az 6 aydır hatta daha fazla zamandır devam eden karın ağrısı ve bu karın ağrısının da dışkılama ile ilişkili olması kriterini arıyoruz. Karın ağrısı olacak, kramp tarzı olacak, çoğunlukla defekasyonda kişilerde bir rahatlama olacak. Bu irritable bağırsak sendromlu kişilerde görmüş olduğumuz en önemli şeydir. Hastamız bize başvuran kişi eğer 45 yaşın üzerindeyse ya da biraz önce bahsetmiş olduğum alarm bulguları var ise tekrar üzerinden geçeyim. Son 6 ay içerisinde yeni başlayan bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, ishal, kabızlık, son 6 ay içerisinde yeni başlayan karın ağrısı şikayeti, kişinin 45 yaşın üzerinde olmuş olması, kilo kaybı, bulantı kusma, dışkıdan kan gelmesi gibi şikayetler var ise mutlaka sindirim sistemindeki kalın bağırsak kanserleri ya da inflamatör bağırsak hastalıkları gibi diğer hastalıkları öncelikli olarak dışlamamız gerekiyor. Eğer alarm bulguları yok ise, 45 yaşın altında bir hastamız var ise, uzunca süredir, 6 aydan fazla zamandır karın ağrısı ve karın ağrısı defekasyonla, dışkılamayla ilişkili bir karın ağrısı şikayeti var ise, bu kişide irritable bağırsak sendromu tanısı koyabiliriz.